Bizde yalan dolan yok dostlar. Almadığım bir kripto parayı ben gelip burada sizlere göstermem. Alın bu benim yapmış olduğum yatırım. Bu da benim almış olduğum coinler. Birazdan sizlere söyleyeceğim coinler de 2022'nin sonlarına doğru patlayacak coinlerdir. Çok dikkatli bir şekilde kesinlikle izleyin. Genel olarak kripto para piyasası çöküş halinde. Hatta kripto parayı bırakın bir köşeye çoğu yatırımcı Bitcoin'in bile 28 28.000'lerin altlarına düşeceğini söylüyor dostlarım. Tabi her yatırımcı panik ve korku içinde olduğu için satışlarını yapıyor. E satışlar yapılınca bir ton zarar oluyor ve aslında kripto para sahiplerinin istediği o korku olayı orada yaşanıyor. Ama tabii ki de bizim burada söylemekte olduğumuz şeyler neydi? Korkuyu satın almaktı. Asla ama asla unutmayın şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer spot cüzdanınızda yüksekten almış olduğunuz bir kripto para varsa o kripto parayı satmayın. Arkadaşlar satmadığınız sürece zararda olmuş sayılmıyorsunuz. Satmadığınız sürece hala kardasınız. Çünkü unutmayın, o kripto para zamanla buraya düştü ama en baştan oraya gelmişti. Birazcık uzun sürecek ama yine onoklara gelecek. Belki noktaları en baştan geçecek dostlarım. Ne yapacaksın? Karla kapatacaksın. Abi kovalayan yok. Paran orada duruyor bence. Ben olsam karışmazdım. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Herkes ayı dönemi falan diyor ama ayı dönemi olması için arkadaşlar Bitcoin'in 25 binleri görmesi lazım. Ki ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin gibi bir kripto para sürekli olarak yazılımsal olarak yani yükselmeye programlanmış bir kripto paradır. Yani düşmemek için kendini zorluyor ve hala da şu anda bir yükseliş trendi içinde dostlarım. Yani bu yükseliş trendi hala devam edecek. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum ki olaya birazcık makrosal olarak bakın arkadaşlar söyleyemedim. Makro ekonomi olarak bakacaksınız olaya. Makro ekonomide nasıl bakabiliriz arkadaşlar? Şu an küresel bir sorun yaşanıyor. Ekonomik krizler, FED faizleri, ABD'nin borsaları, ABD enflasyonu, dünya çapındaki hiper enflasyonlar bunların hepsi tabii ki de bildiğiniz üzere kripto paraları ve insanların ekonomik durumunu etkiliyor. Aynı zamanda düşler oluyor. Tabi bu düşleri boş verin. Dipler olduğu sürece senin para kazanma olayın daha da çok artacak. Hani biz ne diyoruz her zaman? Arkadaşlar düşsün diyoruz. Düşsün ki alım yapalım diyoruz. Ve istediğimiz dipere kadar geldi. Ben aslında buradan sonrasında bir yükseliş bekliyorum açıkçası dostlar ama tabi şunu diyemem sizlere. Arkadaşlar bu alım yapın. Aşağıdan en başta alım yaparsınız diyemeyeceğim. Ama kendi yapmış olduğum şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. 34.500'den alım yaptım. Bitcoin aldım. Avax aldım ve buna benzer bir sürü coin aldım arkadaşlar. Ama bugün sizlere söyleyeceğim coinler farklı. Bu coinler 2022'nin sonunda gerçek anlamda sizleri zengin edecek coinlerdir arkadaşlar. Tabi herkesin yatırımı kendine göre. Yani benim düşüneceğim şu dostlarım. Eğer bunlara yatırım yapılı takdirde 2022'nin sonlarına doğru istenilen vaatler gelirse. Daha önce gelen vaatler tekrar gelecek tabii ki de. Çok güzel paralar kazanabiliriz. O yüzden hala bu kanala abone değilsen Abone olup bildirimleri açarsan beni mutlu edersin ve videoya bir like bırakarak da bize destek olursun. Ve açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki bulunmakta muhakkak seni bekliyorum. Birinci kripto paramız Sandbox arkadaşlar. Kendisinin Metaverse alanında kanıtlamış çok kaliteli bir kripto para. Şu anda çoğu analizcinin hatta çoğu bayının cüzdanlarında saklamış olduğu milyar dolarlık bir kripto paradır dostlarım. En diplerde bulunuyor. Hani şu anda alındığında 2022'nin sonlarına doğru 8 doları en baştan göreceği söyleniyor. Şu anki bulunduğu bölge çok güzel bir bölge. Alım yapılabilecek bir bölge. Gelin isterseniz bu kripto paranın özelliklerine ve finansal durumuna bakalım arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken şu anda sendin durumu 2 dolar dostlarım. Toplamda bir yıl içerisinde minimum 0.14'ü gördü. Maksimumda 8 dolar 44 senti gördü. Çok mükemmel bir ivme yakalamıştı. Şimdi 2022'nin sonlarına doğru insanların beklentisi daha doğrusu insan dedim özür dilerim arkadaşlar. Analizcilerin beklentisi de tam tamına 16 dolar dostlarım. Bu çok güzel bir yükseliş. Eğer bu yükseliş yakalarsa çok güzel bir şekilde kar etmiş olacağız. Bulunduğu bölge çok güzel bir bölge şu anda. Bu bölgeden almalar yapıldığı takdirde mükemmel karlar elde edilebilir dostlarım. coin'in şu anki dolaşan arz yüzdesi yüzde 41 dostlarım. Bu yüzde 50'nin altında olan coinler gerçekten de yükseliş potansiyeli yüksek olan coinlerdir bilginiz olsun. Yine aynı şekilde max arz ve toplam arzı da 3 milyar dengesinde bulunmakta. Bence gayet de spot uzana yakışır bir oran diyebilirim dostlarım. Senin spot cüzdanında Sandcoin bulunuyor mu? Muhakkak bunu yorumlara yazmanı bekliyorum. İkinci kripto paramız Jackcoin dostlarım. Çoğu insanın gerçekten de korkarak girmiş olduğu bir kripto para. Ama gerçekten de finansal durumuna baktığınızda kendinizde yatırım yapmak isteyeceksiniz. Hadi gelin Jackcoin'in finansal durumuna hep birlikte bakalım. Ben bu videoyu çekerken Jackcoin'in şu anki fiyatı 0.27 dostlarım. Yine aynı şekilde bu kripto paranın en düşük gördüğü nokta 0.0018. Yine aynı şekilde en fazla gördüğü nokta da 1 dolar 20 sent arkadaşlar. Bakın kaç tane sıfır attığına bakın ve toplamda nereye kadar yükseldiğine bakın. Şimdi şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Bulunduğu bölgeden yani en düşük olduğu bölgeden daha da yüksekte ve sıfırlarını atmış bir durumda şu anda sizleri bekliyor. 1 sıfır kaldı. Bu sıfırdan sonra tekrardan 1 dolara gelecektir. Ha şunu söylüyorum. Bakın şimdi. Jack Coin Bitcoin arkadaşlar 40 binlerdeyken 39 binlerken çıktığı zamanlarda fiyatı evet 18'di. Ama iki tane sıfırı vardı. Ne oldu Bitcoin bir anda 60'ları 70'leri gördüğünde Jack Coin 1 dolar 20 sente kadar çıktı. E şu anda Bitcoin Jackcoin'in çıktığı bölgen daha az bir bölgede ama Jackcoin en azından bulunduğu bölgeyi yani sıfırını korumuş bir kripto para. Düşünsenize Bitcoin en baştan 70'e çıksa Jackcoin'in minimum çıkacağı noktada en kötü ihtimalle 5 dolar falan olur arkadaşlar. Bu benim yapmış olduğum 100 matematik. Tabii ki de çoğu analizci Jackcoin'den 10 doları veya 15 doları bekliyor haberiniz olsun. Bunları ben tabii ben birazcık arkadaşlar işin içine dürüstçe bakıyorum. Çünkü... 15 dolar olması uçuk bir fikir olabilir ama 5 dolar olması gayet normal arkadaşlar. Hadi gelin şimdi max arzına bakalım. Şu anda Jack coin'in dolaşındaki arz yüzdesi %80 dostlarım. Neredeyse dolaşındaki arzını max arzı tamamlayan bir kripto para. Max arzı da toplamda 1 milyar Jack coin. Arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Yani düşünün bu kadar insan elinde tutuyorsa bu kripto parayı ve bunların çoğu barınaysa bu kripto parada bir şeyler olacağını hissediyorum. En azından stoklu bir şekilde alım yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar ki ben aldım zaten. Sizler de araştırmanızı yapabilirsiniz. Bu piyasa içerisindeki en çok beğendiğim ve en çok para kazandığım coin CXP coin dostlarım. Gerçek anlamda bu coin'in güzel bir cazibesi bulunmakta. Tabi işin cazibesine bakmayalım birazcık da. Biliyorsunuz ki kripto para piyasası fiyatlandığı anda CXP bir anda tavan yapıyor çok güzel yükselen potansiyeli olan bir kripto para ve ben çoğu insanın da cüzdanında eminim arkadaşlar. CXP'yi az çok almışsınızdır, az çok kullanmışsınızdır. Her fiyat, kripto para fiyatlandığında yükselişinizi kendiniz görmüşsünüzdür dostlarım. Şu an tabi piyasa düşüşte olduğu için CXP çok kolay yükselen bir kripto para olduğu için çok kolay da piyasaya göre düşüş sağlıyor arkadaşlar. Ama yine piyasa normal döndüğünde ben bu kripto paraların çoğu yüksek seviyede geleceğini düşünüyorum. Hadi gelin bu sistemin finansal durumuna hep birlikte bakalım isterseniz. Ben bu videoyu çekerken şu anda SXP'nin fiyatı 0.87 dolar arkadaşlar. Bakın beni çok dikkat dinleyin. Arkadaşlar bu kripto paranın dip noktası 0.86 buçuk. Bakın 0.86 buçuk. Ve şu an bu kripto para 0.87'ye geldi. Ve bu 0.87 olan kripto para sadece Bitcoin 40.000'e 40 çıktığında fiyatı 2.5 dolar oldu arkadaşlar. 2.5 dolara kadar çıktı. Bakın mükemmel bir yükselme. Sen şunu düşün şimdi. Eğer Bitcoin bir anda 60'ları 70'leri görürsek yani kripto para piyasası fiyatlandığında CXP'nin nasıl uçacağını kendi gözlerine görmeni istiyorum sadece. Bu, bu videodan sonra eğer almazsan büyük bir ihtimalle ileri zamanlarda pişmanlık yaşayacaksın. Bence muhakkak CXP araştır. Dostum bana giren çıkan yok. Ben sen para para kazanmıyorum. Ya da sen zaten para zarar etmiyorum ben. Ama şu anda almış olduğum bir kripto parayı sana söylüyorum. Bence değerlendirmeni isterim ve güzel bir şey gidip araştırmanı isterim. Ben bu videoyu çekerken şu anda CXP'nin dolaşımdaki arzı 483 milyar 611 milyon 927 bin 42 CXP coin'dir arkadaşlar. Şu an max arzı coin market kapta sınırsız gösteriyor haberiniz olsun. Çok güzel bir değeri bulunmakta, çok güzel dolaşım hızı bulunmakta ve mükemmel bir ağ popülerliği bulunmakta haberiniz olsun dostlarım. Muhakkak araştırın ve muhakkak cüzdanınızda bulundurmanız gereken bir kripto bir tanesi olduğunu öğrenin. Ben bir şey söylemiyorum, öğrenin. Abi ben anlamıyorum ya, gerçekten bizim Türk yatırımcıları anlamıyorum. Mana gibi, SXP gibi... Jackcoin gibi, işte Sandbox gibi, AVAX gibi, BNB, Bitcoin, Ethereum gibi, Luna gibi, Atom gibi mükemmel garanti kripto paralar varken adam gidiyor Raja'ya yatırım yapıyor. Bomboş olan arka planda Metaverse diyor ama Metaverse dış içten dıştan alakası olmayan bir kripto paraya yatırım yapan binlerce insan var. Yine de kafayı yemeyin. Özellikle Shiba'ya, Shiba, konusuna girmek bile istemiyorum. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim dostlarım. Şimdi sırada konumuz Mana. Şimdi ben bunu niye söyledim? Az önce Telegram grubuma girdim. Telegram grubunda bazı insanların Raja Coin ile Shiba karşılaştırmasını yapıp tartıştığını fark ettim. Bu yüzden şu anda bunu söylüyorum arkadaşlar. Saçım bozulmuş. Niye söylemiyorsunuz ya? Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Tabii ki de herkesin fanatikliği kendine göre. Ben kripto parada fanatik olmayı sevmiyorum. Açıkçası bildiğim şeyleri söylemek istiyorum. Mana coin çok güzel bir kripto para. Hem proje bakımından hem de centers, arazi bakımından çok güzel bir ortam yaratmış insanlara. Çoğu insan şu anda manada zaman geçiriyor. Bildiğiniz mana metaverse'ünde milyonlarca insan giriyor, çıkıyor, satış alıyor, satış yapıyor. Ve oraya ünlü mağazalar metaverse dünyasında mağaza açıyor, market açıyor. Önemli şeyler yapıp adım atıyor arkadaşlar. Yani gerçek anlamda çalışan bir proje görüyoruz. Peki bu proje şu anda ne durumda? Hadi gelin bakalım. Alın size mükemmel bir metaverse projesi. Dostlarım, arka plan çalışan binlerce personel, CEO'sunun yapmış olduğu binlerce yeni anlaşmalar, güncellemeler. Gelen, sürekli gelen ve sürekli yatırım yapan ünlü mağazalar, ünlü şirketler. Yani gerçek anlamda çalışan bir kripto para uzun vadede mükemmel bir şeyler yapacağını düşünüyorum ben bu kripto paranın ve fiyatlandığını düşünüyorum. Arkadaşlar bir yıl içerisi toplamda 5.90 dolara kadar görüş sağladı. Şu anki fiyatı 1.34 dolar. Dip diyebileceğimiz bir seviye içerisinde şu anda. Daha aşağıya düşmemeye çalışıyor. Kendini burada tutmaya çalışıyor fark ediyorsanız. Arkadaşlar 0.37 en düşük gördüğü nokta şu anda. Bence mükemmel bir alım noktası bu alım noktasından çıktığı takdirde ben 15'leri onları rahat rahat göreceğini düşünüyorum. Hatta abartırsak 20'ye kadar çıkacak bir proje olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ki zaten kripto para piyasası yükseldiğinde mananın buradaki yönü çok kuvvetli olacaktır. Bundan %100 eminim. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bakın şunu söylemek istiyorum. Beni bir abi, bir arkadaş, bir sırdaş olarak görün. Ben burada 9 yıldan beri olan tecrübelerimi yansıtmaya çalışıyorum. İster yatırım yaparsın ister yapmazsın. Benim burada yapmış olduğum tek şey blog sayfasında kalkıp konuşmak. Kendi yapmış olduğum yatırımları burada anılandırmak. İster yaparsın ister yapmazsın bu tamamen sana kalmış bir şey. Bu yüzden asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ve asla ama asla sorumluluk kabul etmiyorum. Sorumluluk size ait. Kendinize iyi bakın dostlarım. Yarın görüşürüz. Bay bay diliyorum.